hasta haklarınızı biliyor musun? Evet, bilgi alma hakkımız olduğunu biliyorum hastalığımızla ilgili. Hemen hemen bilgi sahibiyiz. Genel olarak biliyorum denebilir. En önemli hasta hakkı hastaların din, dil, mezhep, ekonomik durum, sosyal durumları ne olursa olsun bir sağlık hakkı alma haklarıdır. Bu çok önemlidir çünkü hastalar arasında bir ayrım gözetmeden sağlık hizmetini onlara sunmamız gerekir. Bu da onların en doğal hakkıdır. Diğer bir hasta hakkı da hastalar hastalıklarıyla ilgili bilgilendirilme hakkına sahiptirler. Yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendirilme hakkına sahiptirler. Burada biz hekimlere ve sağlık kuruluşlarına büyük görevler düşmekte. Diğer bir hasta hakkı da hastaların güvenli bir ortamda muayene olma, hizmet alma hakkı var. Bu da sağlık kuruluşunun sorumluluğunda bulunmakta. Mahremiyetinize yeteri kadar önem gösterildiğini düşünüyor musunuz? Gösteriliyor. Yani mahremiyetim söz konusu olacak bir hastalık veya bir muameleyle veya bir işlemle karşılaşmadım. Öyle bir sorunum yoktu. Yani bazı durumlarda değil ama bazı durumlarda da eğer hani kendi talebimiz olursa bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şöyle, evet yani mahremiyetle ilgili gösteriliyor ama şu da bence mahremiyettir. Oradaki temizlik, oradaki çarşaflar olsun, bunlar da bence mahremiyettir. Bununla ilgili biraz sıkıntı yaşadım ben son zamanlarda. Yani gösterildiğini zannediyorum. Yani onu da çok detaylı bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi çok hastaneyle bir işim olmadığı için çok şükür bugüne kadar, o yüzden bilemiyorum. Hasta mahremiyeti de çok önemli. Hekimle hasta arasında olan mahremiyete uymak gerekir. Hastanın ailevi faktörleri olabilir, muayene bulguları olabilir. Bunlar hasta ile bizim aramızda olan şeylerdir. Kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılması diye bir şey söz konusu olamaz. Peki siz kurumun haklarına yeteri kadar saygı gösterdiğinizi düşünüyor musunuz? Evet, gösteriyorum. Tabii ki, tabii ki. Yani sonuçta karşınızdaki insan doktor işini yapıyor, saygılı olmak zorundasınız. Kurumun haklarına yeteri kadar saygılı davranıyorum. Zira randevumu alıyorum. Zamanında gidiyorum. Söylenenlere göre hareket ediyorum. Hasta kendisine söylenen tavsiyeleri uyması gerekir. Bu da hastanın sorumluluğu. Hastanın şeker hastalığı varsa diyetine uyması gerekir. Sigarayı bırakması gerekiyorsa ona dikkat etmesi gerekir. Bunlar hastanın sorumlulukları. Ayrıca hastanın kişisel bilgilerinde, adres bilgilerinde değişiklikler olabilir. Bunları gerekli kurumlara bildirmek hastanın sorumluluğundadır. Çünkü acil bir durum olduğunda sıkıntı yaşayabilir kendisi daha sonradan. Hastanenin kurallarına uyması gerekir. Randevuyla geliyorsa randevu saatine itaat etmesi gerekir. İşte hastanede gürültü yapmamak, hastane malına veya kamu malına zarar verdiyse onun bedelini karşılaması gerekir.